İslam dünyasındaki değişiklikler her gün gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sömürgeciliğin belki de İslam dünyasında geçen asırda oluşturduğu tahribat bizim fark edemeyeceğimiz kadar etkili oldu. Birkaç asır daha belki de biz bunu yaşayacağız. Bir türlü İslam ülkeleri, bugün modern anlamda İslam ülkeleri dediğimiz ülkelerin her gün birinin başına öyle bir felaket geliyor ki biz felaketin gelişini belki hissediyoruz ama bu coğrafyaları okuyan, araştıran, buraların geçmişini, gününü takip eden bizim gibi insanların öngörememesi büyük bir eksiklik. Demek ki biz yeteri kadar takip edemiyoruz. Güllük gülistanlık içerisinde gördüğümüz manzaraların belki de bir fırtınanın, bir büyük yıkımın başlangıcı olabileceğini veya habercisi olabileceğini dahi hissedemiyoruz. Çok değil, zaten bugün bizim kendimizi rahat hissettiğimiz coğrafyalardaki Arap dünyasında olsun, Afrika ülkelerinde olsun, Asya ülkelerinde büyük bir kesiminde bağımsızlık hareketleri 1950'li, özellikle 60'lı yıllarda bu ülkeler oturmaya başladı. İşte biz devletiz, bayrağımız var, paramız var, sistemimiz var şeklinde. Ancak hemen hemen bizlerin kısmen bildiğimiz o sosyalist hareketler İslam dünyasını bir sarmalamıştı. Bundan kurtulması epey bir zaman aldı, 15-20 yıl. 1990'lara kadar, özellikle Sovyetler Birliği yıkılınca 1992 yılında tabii İslam dünyasında yeni bir heves, yeni bir heyecan. O zaman Avrupalı medya organları, gazeteler, televizyonlar 21. yüzyıl İslam'ın yüzyılı olacak diye kapaklar yapıyorlar. Bir sürü yorumlar çıkıyordu. Şimdi onlar yok mesela. Hiç kimse 21. yüzyılın İslam asrı olacağından bahsetmiyor ve çok da bir kötü giriş yaptık. Biz bugün böyle görüyoruz bunu ama yakın gelecekte bu hayra döner mi? Tabii ki temkinli olmakta fayda var. Olmaz demek mümkün değil. Olacak demek de kesin konuşmak da mümkün değil. Sonuçta insanın yapıp ettikleriyle alakalı bir şey. 1979-80'deki başlayan, 79'da başlayan İran-Irak Savaşı, peşinden Afganistan'ın işgali o günlerde, o yıllarda, buna Irak'ın dahil edilmesi, 91'lerin başında Somali'nin karışması, gelinecek seviyeyi belki dünya bile beklemiyordu. Biz yaklaşık bir 20 gün önce Somali'ye gittik, bir günlüğüne. Somali'de çıplak gözle dahi insan, giden insani yardım kuruluşlarımızın oradaki çalışanlarının tecrübeleri şüphesiz bizim öyle çok kısa süreli göreceğimizin çok çok ötesinde daha birinci elden bilgileri oluşturuyor. Fakat hiçbir zaman resme bakmak gibi, televizyonda seyretmek gibi değil, birkaç saat bile gözlemlemek bir kişinin herhangi bir seviyesi, kimliği, kişiliği, dini hiç fark etmez ama özellikle Müslümansa, tamamı Müslüman olan bir ülkede nüfusunun, hepsinin aynı mezhepten, aynı dili konuştuğu bir memlekette, aynı kültüre ait olduğu bir memlekette, en az 1300 yıldır Müslüman olan bir diyarda bu kadar yıkımın, insanın ürettiği her şeyin yok edildiği bir ülkeyi 21. yüzyılda tahayyül edebilir miyiz sorusunun cevabı evet, Somali'ye gidebiliriz. Belki de Afganistan da böyle. Belki değil, mutlaka böyle olmalı. Irak aynı şekilde. Tabii İslam ülkelerinde bu tür iç savaşlar tarih boyunca olmuştur. Nitekim mesela şöyle çok kısaca
İslam dünyasının en önemli noktalarından birisi olan Kuzey Afrika diye tarif ettiğimiz, geçmişte atalarımızın veya İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte Mağrib denilen bölge, bu bölgede yaklaşık İslamiyet'in yayıldığı 640'lı yıllardan 1650'lere kadar geçen sürede öne çıkan devlet sayısı 15 tane. Ama 1000 yılda. Şimdi bu bölgede 6 ülke var Mısır'la birlikte, Mağrib bölgesinde. Mısır'ı dahil edildiğinde, çünkü Mısır tam Mağrib Birliği'nin bir parçası değil ama en azından bu isimle kurulan Mağrib Arap Birliği'nin bir gözlemci üyesi olarak içinde yer alıyor ve Mısır da dahil edildiğinde Büyük Mağrib Birliği deniyor. Bu coğrafya Hazreti Ömer zamanında ilk defa Mısır'a Müslümanlar girip 640 yılında 710 yılına kadar 70 yılda bütün Kuzey Afrika'yı İslami bir sistem, Bizanslılardan alarak ama yerli halkın hani üstüne giderek Müslüman olacaksınız, sizi İslamiyet'e sokacağızdan öte tamamıyla fetih şuuruyla, yani oraları İslam'a açmak, engel nedir? Bizans'tır. Bizans'ı orada o engel olmaktan çıkarmaktır bütün hedef ve 70 yıl içerisinde Kuzey Afrika'nın bugün yaklaşık 8 milyon kilometre karelik bir alan. 70 yıl ne kadar az bir zaman değil mi? 70 sene insan hayatında ve at sırtında yürüyerek 8 milyon kilometre kare, yani 10 tane Türkiye, bugün aşağı yukarı böyle bakacak olursak 10 Türkiye kadar bir yerde 70 yılda aşılan bu sürenin hemen akabinde, ki bu dönemde Emeviler var, Abbasiler var. Abbasiler genel olarak devletin, halifenin, Müslümanların çoğunluğunun kabul ettiği Bağdat'ta oturmasına rağmen 1258'e kadar, sonra da Kahire'ye gelmiş Moğol istilasından sonra Abbasi halifesi, bu süre zarfında bütün Kuzey Afrika'da çoğunluğu Sünni ama aralarında Rüstemiler gibi, Midrariler gibi, harici devletler, Fatimiler gibi de, ki özellikle bir tanedir zaten Şii bir devlet, dışında genelde bütün devletler Sünni ve daha ziyade de Maliki mezhebini benimseyen bu devletler birbirlerine rakip olarak, birbirleriyle rekabet yaşayarak, çok nadiren de Avrupalılarla işbirliği yaptıkları dönemler varsa da genelde bu bin yıllık süreyi tamamlıyorlar. Fakat onun akabinde İslam dünyasında çok büyük bir zafiyet beliriyor. Bu zafiyet üzerine İslam dünyasındaki o günün iki süper devleti olan Portekiz ve İspanya, Afrika kıtası, ki Avrupa için hala bugün bile, yani Avrupa'nın birinci derecede ihtiyaç duyduğu her şeyi Afrika kıtasından temin ettikleridir. Dünyanın diğer taraflarından da mutlaka tedarikleri var ama asıl tedarik Afrika kıtasıdır. En azından Akdeniz'i paylaşıyorlar. Onun yarı bir tarafı Afrika. Ve 1500 yılından itibaren buraya tasallut edip kıtayı ele geçirmek en büyük hedefleri ve bunu da başardılar. Ancak karşılarına hiç beklemedikleri bir güç, Osmanlı Devleti çıktı ve Osmanlı Devleti Avrupalıların Afrika'yı 1900'lere kadar ele geçirmesini en az 4 asır, 3,5-4 asır geciktirdi. Bu geciktirmenin sonrasında Osmanlı'nın da zafiyetinden istifade eden Avrupalılar, ki onların Avrupalıların Afrika kıtası tarihlerinde kendi ata yurtları gibidir. Onlar öyle algılamışlardır. Yani her ne kadar ırken kendileri Afrika'dan Avrupa'ya geçmiş milletler olmasalar da Fenikeliler döneminde, Romalılar döneminde, Bizans döneminde hep Kuzey Afrika'daki imkanlarıyla büyüyen güçler olmuşlar, süper güçler olmuşlar. Zaten o gün de öyle, bugün de böyle. Yani bugün de mesela Afrika kıtası 1 milyara aşkın nüfusu var. Bu 1 milyara
herhangi bir materyali sattığınızı düşünün. Sadece orayı bir potansiyel pazar olarak düşündüğünüzde bütün Avrupa'yı asırlarca geçindirecek insan tüketiminin, insanların tüketiminin yoğun olduğu bir bölge. Hiçbir şeyin üretilmedi aşağı yukarı. Yani buna teknolojiden sanayinin her türlüsüne varana kadar tamamıyla tüketici bir 1 milyar nüfus. Yani dünyadaki 7 milyar insandan 1 milyarın olduğu bir yer. Kıtanın o yüzden mesela kuzeyinde Libya gibi bugünkü yani Libya ve tarihte özellikle Roma döneminde, Bizans döneminde Libya demişler adamlar. 1912 yılında Osmanlı'dan çıkınca 1200 yıllık, 1300 yıllık artık tarih olmuş, hiç kimsenin bilmediği ismi getirip yeniden ihya etmişler. Bugün biz de artık kabullendik, peşinden kullanıyoruz. Numidya dedikleri bugünkü Cezayir'in bir kısmını oluşturan bölgede bu kelime tutmamış ama Moritanya'yı en azından Fas'a isim vermeseler de Moritanya diye uydurdukları bir coğrafya, bugün Moritanya isimli bir devlet var. 1903 yılında bunu da yine 1300 yıl önce tarih olmuş kelimeyi getirip devlete isim olarak verdiler. Bahsettiğim tarihteki büyük dönüşümlerde özellikle yani Türklerin biz hep hani Orta Asya deriz, bir de Anadolu, biraz Balkanlar, biraz Arap dünyası deriz. Aslında Afrika'da da Türklerin en az 1000 yıllık bir geçmişi var. 1000 yıl bu kıtayı Türkler idare etmişler. Bu kıtanın özellikle Mısır merkezli olmak üzere burada kurdukları devletler Müslüman olarak Türklerin kurduğu devletlerin ilki 868'de Tolunoğulları bugünkü Kahire'nin olduğu yerde, İhşitler 935'te, Eyyubiler 1171'de, Memlükler 1250'de ve Osmanlılar da 1517 yılında Mısır'a girerek Afrika kıtasında başlattıkları hükümranlık ta 1912 yılında Libya'nın çıkışına kadar devam ediyor. Ve Mağrip denilen, ki yani Mağrip denmesi de bu bölge Arap Yarımadası'na göre batıda kaldığı için, hani biz batı dediğimiz kelimeyi niye batı diyoruz? Güneşin battığı için, battığı tarafa batı diyoruz. Mağrip de Arapça'da güneşin battığı yer. Arap dünyasından tabii insanlar hep güneşin battığı istikamete gittikleri için güneşin battığı yere gidiyoruz anlamına Mağrip demişler. Bu Mağrip bölgesi çok verimli. Bizim öyle hani böyle işte haberlerde, televizyonlarda Fizan çölüydü, bilmem Cezayir'in çölleri falan filan gösterilir ama çöl olmayan bölgeleri bile her birisi kaç tane Türkiye yapacak bölgeleri var. Değil 50 milyon, 100 milyon insanı beslemesi. Bu 8 milyon kilometre karelik alanın içinde en az 300 ne diyelim 1 milyon kilometre kareye belki yakın, 2 milyon kilometreye kareye yakın verimli, mümbit araziler var. Aynı Anadolu coğrafyası gibi. İslam dünyası eskiden böyle şimdiki gibi sınırını olmadı. Bu 1500 yıllarında tahayyül edilen, yani İslam coğrafyası böyle bir coğrafyaydı. Tam Osmanlı'nın en zirve asırlarının olduğu yıllar. İlla her yere Osmanlı'nın hükmetmesi gerekmiyor ama sonuçta Müslümanların arasında sınır yoktu. Müslümanlar böylesine dünyanın en etkili, en bugün bile yani bu coğrafyaya sahip olan dünyaya hükmetmesi lazım ama niye hükmedemiyor? Hükmedememesinin arkasında yatan sebepler böyle bir coğrafya tahayyülünün olmaması. Yani Müslümanlar şimdi İslam Konferansı Teşkilatı'nın kuruluş amacını düşünecek olursak 1936 yılında Yahudiler Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı yakmaya teşebbüs ettiklerinde veya kısmen yaktıklarında Müslümanlar feveran ediyor. O günkü bağımsız birkaç devlet böyle bir teşkilat kurup Kudüs'ü savunmak amacıyla, yani Kudüs'te Müslümanların hakkını. Buradan hareket eden bir konferansın, bir teşkilatın zaten İslam dünyasında çok fazla etkili olması beklenemez. Amacı baştan çünkü çok mahdut bir konu üzerinde. Ama zamanla bir araya geldikçe amaçlar gelişlemiş. Bu uluslararası ilişkilerden, ticaretten, sanayiden, ekonomiden, kültürden, askeri ve daha birçok alanda
etkin olalım denmiş ama şu coğrafyanın verdiği gücü yakalamaya hiçbir zaman fırsat olmamış. Çünkü böyle bir teşkilatın kurulması, yönlendirici olması mümkün değil. Bakın son zamanlarda, şimdi ismi İslam İşbirliği Teşkilatı oldu. İslam İşbirliği Teşkilatı da olsa, İslam dünyasında yaşanan olayları bir an evvel suhuletle ve huzur içinde Müslümanların hayrına çevirebilecek etkinlikte değil. Çünkü İslam dünyasında fikirlerin, birikimlerin, tecrübelerin buraya yansıması çok zor. Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren adeta diğer devletlerin işte fahri olarak kısmen iştirak ettikleri bir örgüt gibi. Yoksa şu coğrafya mantalitesi, zihniyeti bizim kafamıza yerleşse biz dünyanın hesap kitabını belirleyen yer bu coğrafya olacaktı tarihte olduğu gibi. Çünkü bu coğrafya olduğu sürece mesela Avrupa'da hani ortaçağ, karanlık ortaçağ dediğimiz çağ, Müslümanlığın bu şekilde bütün Akdeniz'in doğusunu, ki bu tarihler 1500'lerden itibaren Avrupa tamamen şu bildiğimiz kıtaya hapsedilmiş vaziyetteydi. Eğer herhangi bir şey yapmak isterse ancak Müslümanlardan izin alarak Mısır'a gelecekse, Afrika'ya gidecekse, Anadolu'ya gelecekse, Moskova'ya gidecekse, Asya içlerine, Hindistan'a gidecekse ancak Müslümanlardan izin alarak gidebilen bir dönemde Avrupa tam bir karanlık çağ yaşarken, bu tam haritanın temsil ettiği çağ İslam tarihinde, kültüründe, medeniyetinde altın çağdır. Müslümanların başarıdan başarıya koştukları dönemlerdir ve özellikle de Türklerin, çünkü 15 ve 16. yüzyıllar, yani 1400 ve 1500'lü yıllar dünya tarihinde adeta Türk tarihini, Türklerin coğrafyalarda Osmanlı'yı çok iyi temsil, yani Osmanlı'nın oralarla ilgili fikirlerini, düşüncelerini temsil ediyorlardı. Şimdi Mağrip Birliği olarak, Mağrip Arap Birliği olarak ifade edilen bu bölge Osmanlı'nın elinden çıkıp veya Fas gibi kendi mahalli yerel idaresini 1912 yılında Fransa'ya kaptırdığı gibi, bu coğrafya bakarsak Mısır 1882'de İngilizlerin eline düşüyor. Sudan 1889'da, burada Eritre, Etiyopya, bunlar 1884'te, Libya 1911'de, 12'de, Tunus 1881'de, Cezayir tamamı işin içine katıldığında yaklaşık Fransa burayı 70-80 yılda ele geçirebiliyor, Cezayir'in tamamını. Bunlar elinden çıktığında bu bölgeye yeni bir şekil vermeye kalkıyor Avrupalılar. Dikkat edersek tarihlerinde hiçbir zaman ellerine geçirmeyen İngilizler Mısır, Sudan yaklaşık 3-4 milyon kilometre kare yer benim diyor. Öyle binlerce askeriyle de değil, çok cüz'i sayıda askeriyle gidip merkeze oturuyor. Yani başka bir şey yaptığı yok. Libya, İtalya gibi bir ülke, küçücük bir ülke gelip koskoca Libya'yı benim diyor. Ondan sonra Tunus, Cezayir, Fas'ı Fransa sahipleniyor ki toplamda 4 milyon kilometre kareye yakın bir bölge. Bunlar bizim İslam dünyasında yaşanan Osmanlı sonrası yıkım, sömürgecilik, ekonomik kaynaklarının tüketilmesi, kültürel anlamda tamamen dönüştürülmesi. Mesela Osmanlı hiçbir zaman kendi coğrafyasında hükmü altında olduğu halde, mesela bütün Mağrip ülkeleri Maliki mezhebinden olduğu halde, Osmanlı burada hiç kimseyi Hanefi mezhebine çevirmek için uğraşmamıştır. Mezhebini dahi değiştirmemiştir. Yani bu mezhep değiştirmeme olayı bile devletin halkına karşı olan yönetim anlayışıyla alakalı. Hani Müslüman'ın mezhebini değiştirmediği gibi Hristiyan'ın mezhebinin de değiştirilmesine müsaade etmiyor. Yani amaç, çünkü ben sizi koruyorsam, sizi himayeme veya sizi idareme almışsam, alırken olduğunuz gibi korursam, size olan bakışımı, iyi niyetimi temsil etmiş olurum. Anadolu'ya
çok kısa süreli bile gelen misyonerler, Amerikalı, Fransız, İngiliz, İtalyan, bırakın Müslümanlar üzerine çalışmayı, Müslümanlar üzerine çok çalıştılar, başarılı olamadılar. Ama Hristiyanları kendi mezheplerine çevirmekte çok ciddi mesafe aldılar. Zaten Anadolu'daki veya Osmanlı topraklarındaki Hristiyan nüfusun azalması ve etkisiz hale getirilmesi onların kültürel dokusunun bozulmasıyla da, dini dokusunun bozulmasıyla da alakalı. Yani Ermeniler mesela hiç tarihlerinde olmadıkları, yani Protestanlık mezhebi 1500'lü yıllarda ortaya çıktığı halde Ermeniler hiçbir şekilde bu mezhepten etkilenmediler. Ama ne zaman 1900'lü yıllara az bir zaman kala Protestanlar gelip Rumlar, Ermeniler üzerinde bu mezhebi Osmanlı'dan aldıkları imtiyazlarla yaymaya çalıştıklarında Osmanlı devlet adamları dedi ya biz nasıl idaremizdeki insanların mezhebini değiştirilmesine müsaade ederiz? Etmemeye çalıştılar ama o zamanki uluslararası alınan kararlar Osmanlı'nın son dönem devlet adamlarında elini ayağını bağlamıştı. Kimliğini değiştirmemiş Cezayir'in, Fas'ın, Tunus'un, Libya'nın, Mısır'ın. Ama İngiliz geldiğinde Mısır'a İngilizceyi, Fransızlar Kuzey Afrika'ya gittiklerinde Fransızcayı dayatmışlar ve ülkelerin şeklini, şemalini değiştirmişler. Ama onlar yine de geçmişte ki şu bayraklar, ay yıldızlı bayraklar bizim kültürümüzde bile 19. yüzyıl yani 1800'lü yıllarda ortaya çıkmış. Daha önce Osmanlı bayrakları ile ilgili elimize ulaşan görüntüler, resimler, çizimlerde daha ziyade ya hilal var veya Zülfikar kılıcı var veya çok basit figürler var ama 19. yüzyılda bunu Osmanlı Devleti bir vesileyle böyle bir sembolize ettikten sonra bütün bu coğrafyalarda kalıcı olmuş. Şu mesela Libya'nın şimdi benimsediği bir bayrak ama aslında 100 yıl önceki bayrağı da böyleydi. Libya'nın 1940'larda, 30'larda benimsediği bayrak. Bu Moritanya'nın bayrağı mesela, bu Tunus'un bayrağı. Şimdi Mağrip ülkeleri olarak bildiğimiz Kuzey Afrika'daki ülkeler, İslam dünyası üzerinde sömürgecilik sonrası 1960'lardan itibaren belli etkinliği olan ülkelerdi. Bunların başında Mısır, Ezher üzerinden İslam dünyasında bir eğitim merkezi konumunda ve burada gelen gençler farklı ülkelerden bunlar arasında bir tür zihniyet ortaklığı, ortak bir kültür oluşuyor ve İslam dünyasında ciddi bir tesir oluşturuyordu Mısır. Bu tarihte de böyleydi. Yani 1300'lü, 1500'lü, 1700'lü yıllarda hep Ezher, İslam dünyasının mutlaka dikkat ettiği Hicaz'dan sonraki en önemli merkezlerden biriydi. Ama İngilizlerle birlikte İslam dünyasıyla bağları koparıldı. Bütün Kuzey Afrika ülkelerinde aynı şekilde Tunus'ta çok ciddi bir üniversite, bugünkü anlamda üniversite demeyelim de biz bunlara çok ciddi anlamda İslam ilimlerinin öğretildiği merkezler vardı. Cezayir'de vardı, Fas'ta vardı. Bunların arasında sınırlar örülerek o deminki gösterdiğim 16. yüzyıldaki geniş Osmanlı coğrafya kültürü yerine her biri kalıpların içerisine sokulmuş daracık bölgeler oluşturuldu. Ve Müslümanlar birbirleriyle ilgilenmez hale geldiler. Tanımıyorlardı artık. Bizim mesela İbn Battuta'nın 1330'larda gezdiği İslam dünyası ile ilgili verdiği bilgileri bugün bile kullansak bizlere yani dört dörtlük aydınlatmaz ama kafamızda bir evet biz kardeşiz, biz aramızda bir fark yok dedirtecek kültürel şifreleri veriyor İbn Battuta'nın o güzel eseri, Seyahatnamesi. Çünkü nereye gitse en gördüğü doğru tespit Müslümanlar arasındaki samimiyetin yaşantıya aksetmesi. Sahra çöllerine dalıyor gidiyor, orada bakıyor Müslümanlar İslam için çok fedakarca davranıyorlar. Hindistan'a gidiyor, Müslümanların çok samimi olduğunu görüyor. Afrika'nın doğusunda, Anadolu'sunda gittiği gördüğü her yerde Müslümanlar belki en çok gayreti din noktasında gösteriyorlar. Bugün biz belki kendi içimizde, her birimizde de böyle bir uğraşı, gayret var ama ancak mesela Somali'deki
eline silahı almış, öldüren adam veya işte ülkesini şuurlu şuursuz tahrip eden insan belki de bizi düşünürken bir İngiliz'den, Fransız'dan, İtalyan'dan farksız düşünüyor. Zaten onlar Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Zaten Hristiyanlarla birlikte olmak istiyor. Bunların İslam bilgisi yok bile diyor belki. Ancak insanlarımız oraya gidip gelmeye başlayınca ufacık bir temas, yani o ufak temas haddi zatında yapılan emekler ve gayretler çok büyük ama ancak hani insan kitlesi çok, 11-12 milyon insan var diyelim. Siz bunların her birine tek tek dokunmanız veya hitap etmeniz mümkün değil. Onun içerisinde birkaç yüz binle, birkaç on binle hitap etmeniz, temas etmeniz bile sizin hakkınızdaki kanaatleri o kadar çok değiştiriyor ki. Demek ki tanımak, bilmek, düşünmek. Bunu nasıl yapmışlar? Bu kadar 57 İslam ülkesi var diyoruz. Bunların yani 57'sinin de nüfusunun %90'ı Müslüman değil. İçlerinde %20'si, %15'i Müslüman olup da bu teşkilata üye olan ülkeler var. Devlet başkanı, başbakanı, bütün bakanları Hristiyan olan ama İslam konferansına üye olan ülke var. Niçin? Suudi Arabistan, Tunus veya işte başka Cezayir, Libya bir ülke etkilemiş. Gel kardeşim sen buraya üye ol demiş. Ülkendeki Müslümanların hayrına burada güzel şeyler yapılır demiş. Üye olmuş. Ama öyle ülkeler var. Nüfusunun yarıdan fazlası Müslüman olduğu halde konferansa üye değil. Etiyopya gibi, Tanzanya gibi. Niye? Çünkü devlet diyor ki bende Hristiyanlar da var, onların hakkını yedirmem diyor. Onların hakkı bu ülkenin böyle bir teşkilata girmesini engeller diyor. Fakat yani mesela Hindistan'da nüfusun belki %20'si Müslüman. 15-20'si diyelim nüfusun. Ama Hindistan nüfusu 1 milyar 200 milyon. %10 olsa 100 milyon, %20 olsa en az 200 milyon Müslüman var. Dünyada en çok Müslümanın yaşadığı ülkede birincisi Endonezya, ikincisi Hindistan. Ama Hindistan İslam Konferansı'na üye değil. Yani İslam Konferansı'na üye bütün Müslümanlar dünyadaki dahil edilse toplam 2 milyar Müslüman varsa yeryüzünde 1,5-2 milyar arasında sayılıyor. Her 10 Müslümandan birisi sadece Hindistan'da yaşıyor. Pakistanlılar, Bangladeşliler dahil edilince neredeyse bu rakam 500 milyonu buluyor. Bu da şu demek oluyor, 4 Müslümandan birisi zaten Hindistan bölgesi Müslümanı oluyor. Ama biz bu kadar Müslümana ne Türkiye'nin ne başka bir İslam ülkesinin tek başına temas etmesi, yani onları kendinden haberdar etmesi kolay bir şey değil. Ama gayret edilirse olacak bir şey, olmaz diye bir şey yok. Biz ilk defa son 20 yıldır İslam ülkesiyle, ülkeleriyle sadece yazılan yazarların kitaplarını okuyarak temas değil, o çok soğuk bir temas, fikir cimnastiği yapılan bir temastı. Şimdi şahsen yapılan temaslar. Gidip geliyoruz, on binlerce öğrenciler Türkiye'de okuyor. Bütün bu İslam coğrafyasından en az 10 bin öğrenci okuyordur. Bir ara 90'larda Orta Asya'dan getirdik. Çok güzel, yani bir sürü eksiğine, bir sürü şeyine rağmen Orta Asya'daki insanlarla belki 1000 yıl önce kopan bağlarımız şöyle bir sallandı. Birazcık insanımız heyecanlandı, biraz onlar heyecanlandı. Bir sayfa açıldı. Şimdi İslam dünyasıyla daha bir geniş yelpazede sayfa açılıyor. Bütün bunların içinde böyle bir ortalık karıştı 2010'larda. Hani o 21. yüzyıl insan sonuçta Hristiyan da olsa, Müslüman da olsa, Yahudi de olsa, hangi dinden olursa olsun fark etmez. İlim yolunda ilerleyen insanlar gelecekle ilgili bir takım öngörülerde bulunduklarında da isabet etme. Öngörüde bulunan insan hayal kurmuyor. Belki hayal de var ama ilmi verilere dayanarak bu gidiş nereye gider tahmin ediyorlar. 21. yüzyıl İslam asrı olacak diyorlardı. Fakat biz bir anda sarsıldık 2010'larda. Şimdi bir tereddüde düşmeye başladık. Olmayacak mı acaba diye. Fakat yeryüzünde hemen hemen her ülkede artık temsil edilen bir İslam topluluğu, bu topluluğun kahir ekseriyetinin de uyumlu olduğu, birbiriyle etkileşimde yani problem çıkmayan ama işte ne diyelim, Afganistan'da Taliban, Somali'de Eş-Şebap, Kuzey Afrika'da El-Kaide
Onun Orta Asya ayağı da var ama şu anda en etkili ayağı artık Kuzey Afrika'daki El-Kaide. Bir de Nijerya ki şu anda İslam ülkeleri içerisinde nüfusu 100 milyona yaklaşan Müslüman nüfusu bir ülke. Hiç yani temas etmediğimiz bir yer idi. Şimdilerde bayağı bir orayla da irtibatlarımız var. Yani şöyle söyleyeyim, sadece mektup gönderilip getirilen elçi vasıtasıyla olan o ülkelerden artık Türkiye'ye en üst seviyede temsilcilerin gelebildiği, davet ettiğimiz zaman arıyoruz mesela, telefon ediyoruz veya davetiye gönderiyoruz. Nijerya'da 300 yıllık bir sultanlığın şu andaki hanedanı temsil eden adam bütün avanesini alıp geliyor Türkiye'ye. Yani temas ettiği anda da işler artık destani boyuttan çıkıp hakikat boyutuna geliyor ve bir anda evet biz aslında birbirimize daha çok nasıl destek olabiliriz? Birlikte destek olmalıyız ve o devletlerin başındaki yetkililerin, ya bunlar devlet başkanları, bakanlar, dini önderlerin çocukları eskiden Avrupalarda okuyorlardı, Amerika'da okuyorlardı. Yani Avrupalılar, Amerikalılar onları zaten böyle alıp götürüyorlardı. Şimdi bu insanlar Türkiye'de okuyacak diyor çocuklar diyor. Ben haftada bir gün mesela Çamlıca'da 30 kadar Afrikalı gence Afrika tarihi dersi veriyorum. Ve bunlar yani biz şöyle söyleyeyim. Türk tarihini ne kadar biliyoruz? Hani sıradan bununla ilgili bir takım ana bilgilere bile sahip olamıyoruz. Çünkü kafamıza o kadar çok lüzumsuz bilgiler, günlük yıkıcı şeyler veya lüzumsuz şeyler. Belki olay kendi içinde önemli olabilir ama beni ilgilendirmeyen filanca yerde bir adam bir adamla kavga etmiş, işte sonu ölümle bitmiş falan. Onu 10 dakika gösteriyor bana mesela. Televizyon ekranlarında şu yönden gösteriyor, bu yönden gösteriyor. Gizli kamera gece çekti, gündüz çekti, şöyle çekti, böyle çekti, gösteriyor. Ben buna kafayı takıyorum. İster istemez bakıyorum, okuyorum. Oysa insan geçmişten ders alması lazım. Geçmişin tecrübelerini yaşaması lazım. Eskilerin bir tabiriyle tecrübe edileni bin defa da tecrübe etsen aynı neticeyi verir. Tecrübe edilmiş bilgilerin mutlaka bize alabileceğimiz kadar aktarılmasıyla biz geçmişimizi mesela bilebiliriz. Afrikalılarda Afrika tarihi deyince adam şaşırıyor. Devlet başkanı olmuş veya bakan olmuş. Bizim gibi hiç Afrika ile alakası olmayan ama merak edip biraz okuyan insanları dinlediğinde biz bunların hiçbirini bilmiyoruz ya. Kafalarında bir Afrikalılık şuuru yok. Yani kelime olarak var, biz Afrikalıyız diyor. Ama onun altını dolduramıyor, bilgi yetmiyor. Yani neresi Afrikalının, kim nereden gelir, nereye gider, tarihte neydin sen? Şuraya yazıyoruz mesela devletler, şu devletler, bu devletler var diye. Hemen hemen yani bütün Afrika kıtasında 1,5 milyar, 1 milyar 200 milyon insana deseniz ki gel arkadaş, eline herkesin bir kağıt verseniz, kıtadaki tarihinizi özetleyin deseniz birer sayfa yazabilecek insan sayısı birkaç bini geçmez. Kendi kıtasına ilgisi yok. Adam diyor ki biz diyor tarihte şunu yaptık dediğinde Fransızların hatalarını anlatıyor. Ya senin Fransa ile ne alakan var? Ama okulda onu öğretmiş. Biz de okumadık mı? Yani biz İmam Hatip Lisesi'nde bile tarih derslerinde Yunan tarihi okuyorduk. Yani Yunan tanrıçaları şöyle, onların isimlerini öğreniyorduk. Bir sürü lüzumsuz bilgilerle. Yani bunlar belki arkeolojik olarak ihtisas yapan için gerekli ama bir İmam Hatip talebesi için hiçbir güncelliği olmayan bilgiler. Sonuçta Müslüman ülkeleri içerisinde bugünkü şu son hareketli dalganın yaşandığı bölgede 200 milyona yakın insan yaşıyor Kuzey Afrika'da. Yani burada hani bu devletlerin idareleri, halkları, sistemleri mutlaka dayandığı bir takım çürük de olsa temeller var. O temellerden 2-3 tane taşı aldığınız zaman çöküyor. Bu coğrafyada mesela Avrupa'da
İngiltere hariç sınır diye bir şey yok. Yani bugün Fransa, İspanya, İtalya arasında gittiğiniz zaman artık sınır diye bir olay yok. Sizi durduran şey ancak otoyollardaki para gişeleri falan filan. Polisler de, jandarmalar da genelde oralara duruyorlar. Yani insanları eğer bir şekilde sorgulayacaksalar, pasaport yok, bir şey yok. Demişler mağrip ülkeleri mesela, biz aynı soydan gelen insanlarız, aynı kültürden gelen insanlarız. 1000 yıllık, 1200 yıllık tarihimizde de ortak idareler altında yaşamışız. O zaman biz ne yapalım? Bir birlik kuralım, Mağrip Arap Birliği diye, sınırlarımızı kaldıralım. Yani şey anlamda kaldıralım, Avrupalılarınki gibi yine herkesin sınırı olsun. Serbest dolaşım, serbest ticaret, eğitim hakkı her tarafta olabilsin, mal mülk edinmek olsun. Herhangi bir Cezayirli, Tunus'ta Tunuslu, Libya'da Libyalı, Fas'ta bir problem yaşamasın. 1989'da bu birliği aralarında kurmuşlar. 5 yıl çok da güzel faaliyetler yapmışlar. Ama 5 yıl sonra böyle bir birliğin oluşması demek, Avrupa Birliği'nin buradaki böl parçala o dağınık sistemden istifadesini herhalde kuvvetle muhtemel zayıflatacaktı ve bu bölge büyük bir krize girdi. 94'te aslında 94'te aldıkları kararlar 2011-2012'de uygulanacaktı. Bu 2011-2012'de uygulansaydı, yani şu olaylar çok da tesadüfi olaylar değil. İslam dünyasında bu 21. yüzyılın Müslüman devletlerin gücünü temsil ettiği çağ olacağı çok, en çok nüfus bakımından, yani genç nüfus Müslüman ülkelerde bunu görüyorlardı. Petrole dayalı kaynaklar Müslüman ülkelerde birikim olacak maddeten. Şimdi en fakir Yemen'de şu yaşanan iç karışıklık döneminde en az 15-20 milyar dolar, 30 milyar dolar kayıp var. Kuzey Afrika ülkelerinde yüzlerce milyar dolar kayıp var. Suriye'sinde, Bahreyn'inde bu paralar, şimdi ellerindeki mevcut silahıydı, şunuydu, bunuydu, hepsini tükettiler. 3 sene, 5 sene sonra ortalık durulduğunda yeniden bu kadar kaynak, silah alacaklar, şunu alacaklar, bunu alacaklar. Bunu kim üretecek? Üretecek ülkelerin sayısı belli. Böylece İslam ülkeleri arasında ciddi bir zafiyetin temelleri atılmış gibi oldu. Ancak Türkiye şu ana kadar İslam ülkeleriyle ilgili ilişkilerde Batı ile İslam ülkeleri arasında herkesin çok değil 5 sene önce bile bize en ciddi köprü olabilecek ülke Türkiye diye görüyorlardı. Hakikaten bunu bilerek mi söylüyorlardı? Yoksa öngörü müydü bu? Bir hani geleceğe matuf, mevcuttan hareketle. Biz bunu yaşıyoruz şu anda. Türkiye çok ciddi anlamda bir İslam ülkeleri arasında her türlü iletişimde evet, Türkiye'nin öncülüğünde hareket edebiliriz noktasına geldi. Bu da kolay olmadı. 100 yıllık bir mücadele, 100 yıllık bu topraklarda insanlarımız düştükleri yerden yeniden kalkarak İslam dünyasına önderlik edebilecek bir konuma yükseldiler. Yükseldik. Bu da çok güzel bir şey. Ama ben asıl kazancımızın bir 10 yıl sonra, yani İslam ülkeleri üzerinde nasıl bir tesir yapacağımızı o zaman düşünüyorum. Ağırlık merkezi olmaya devam ediyor. Sadece turist çekmiyor. Bilim insanını, sanat insanını, kültür insanını, öğrenciyi çeken bir ülkeye döndük. Bugün eğer sadece bir vakıf yüzlerce Afrikalı öğrenciyi, yüzlerce Asyalı öğrenciyi Türkiye'de okutabilecek konuma gelmişse bu bir imkan meselesidir. Eskiden sadece vakfın yöneticisini bir İslam ülkesine gezmeye göndermek, bir toplantıya göndermek büyük bir fedakarlık istiyordu. Şimdi değil onu göndermek, o vakıftakilerin hepsi gittiği gibi o vakıf yüzlerce binlerce insana ulaşıyor. Bugün Somali'nin devlet denen sistemin yok edildiği bir ülkede çarkı yağlayan, çarkın dişlilerini tamir etmeye çalışan bir Türkiye var. Ve dünyaya kapanmış olan, tamamen kapatılmış olan bir ülkeyi boş da gitse deyip,
hava yolları oraya uçak seferleri koyduğunda, yani koyduğu gün bakmıştım fiyata, 400 küsür liraydı gidiş geliş bileti. Bir hafta sonra 1000 liraya çıktı. Çünkü o hava yollarının kuralında arz talep meselesi ve şu anda 2-3 aylık bilet yok dedi. 15 gün içinde öyle bir yüklenme olmuş. Haftada 3 gün gidilen seferler Somali gibi 10 yıldır, 15 yıldır uluslararası uçuşa kapalı bir ülkede, sivil uçuşa. Ve bunu Türkiye 190 ülkeye bağladı Somali'yi. Somalilerin yani elde edebileceği en büyük gayret, en büyük imkanı Türkiye onlara altın tepside sundu. Belki de iç barış için çok ciddi adımlar atıldı. Onları da yakın gelecekte göreceğiz inşallah. Ama bu arada dediğim gibi, hani başta da söylediğim gibi, İslam ülkeleriyle ilgili her gün bazen yüreğimiz ağzımıza geliyor bir şey olacak diye. Dün sabahleyin bilgisayarı açtığımda baktım, Mali Cumhuriyeti'nde Batı Afrika ülkelerinden şuradaki haritalarda hemen hemen şu kısımda, belki daha başka haritalarda da görünebilir. Tam şu ülkenin olduğu yer, bir yüzbaşıyla bir teğmen darbe yapıyor. Böyle bir şimdi bütün bu para, şu ülkelerin şöyle paramparça edilmesinin temelinde yatan sebep, devlet mekanizmaları son derece çürük, zayıf sistemler üzerine oturtulmuş. Ordu diye bir şey yok. Yani bir yüzbaşıyla bir teğmen, generalleri olan bir, kendince generalleri olan bir ülke, devlet başkanı emekli bir general, eski bir general olmasına rağmen darbe yapıyor. Niye? Sistem iyi gitmiyor. Ya ben de diyorum sistem iyi gitmiyor ama yani benim müdahale etmem gerekmiyor ki, veya bir yüzbaşının işi değil ki sistem, sen mi git yani o sistemi yürüteceksin? Kendisine soru sorduklarında sabahleyin tekrar takip ettim neler oluyor, onu konuşturmuşlar. Efendim diyor muhabir, bu ülkede generaller var diyor. Yani onlara düşmez mi önce diyor bu ülkenin nasıl gittiğini, senden önce, bir yüzbaşıdan önce? O sorulara cevap vermeyeceğim diyor. Yani bu İslam ülkelerinde şuurlu halk kitlelerinin sayısı, eğitimli, yani sadece yığınlar şeklinde değil de nasıl hareket edebileceğini bilen, eğitimli, okulların yaygın olduğu, dünyada ne olup bittiğini bilen insanlar, o subaylar da dahil buna yani. Subaylar ayrı bir mahluk değil, onlar da insan. Ama kendilerini yegane kurtarıcı olarak görme duygusu verilmiş. Çünkü bunlar Avrupalı askeri, Avrupalıların kurduğu askeri kamplarda yetiştiriliyor. Kendilerinde askerler hiçbir zaman toplumun önünde değil, hiçbir zaman devletlerinin kendi içindeki ani manevralarla müdahale edenleri değil, ancak onların eski sömürgelerindeki askerlerde sadece bir duygu var: bu devleti ben kurtarırım. Onun temelinde yatan da ana kitlenin %80'in eğitimsiz olması. Bugün yani Kuzey Afrika'daki dönüşümler, arkasında Amerika olabilir, Fransa olabilir, Avrupa Birliği olabilir, Çin olabilir, bunların hepsi sebeptir. Hiç etkisi yoktur diyemeyiz ama sonuçta o ülkelere gittiğimiz zaman mümkün değil, bu sistem gitmez diye düşünüyorum. Yani yaşamaz. Ne Libya'da? Çünkü insanlar sizinle konuşurken her şey güzel, binalar güzel, sistem çalışıyor ama ağızlarını kapattıkları anda 30 yılımız gitti, 20 yılımız gitti diye insanlar, yani adeta dudaklarının okunmasını bile korkan insan kitleleri vardı. Bunu harekete geçiren güçler, mutlaka işte o zaman dünyadaki güçler zaten sıkıştıklarında hassas olan yerleri sallarlar. Yani şimdi Avrupa'da mesela niye Yunanistan çatladı da önce diğer ülkeler değil, onların durumu çok iyi değil ki. Ama Yunanistan en hassas yerleri Avrupa'nın, önce oradan başladı. Onu belki ağrıyan uzuv kesip atacaklar ki biraz daha uzun ömürlü olsun şeklinde. İslam ülkelerindeki bu hareketler önü alınmak üzere inşallah, yani yakın gelecekte bu 21. yüzyılın İslam asrı olması, yine Müslümanların aralarındaki irtibatlarla alakalı, bunu da sağlayacak enerji ne kadar var
Türkiye'de onu da bize zaman gösterecek. Türkiye şu anda dünyada sayılı ülkeler arasına girmiş olması dolayısıyla Müslümanlar buraya dört gözle bakıyor. Yani hiç kimse ne İran'ı bu anlamda bir hedefe koyup ona doğru ilerliyor, ne Suudi Arabistan'ı ne Mısır'ı. Türkiye'nin bu durumunun devam etmemesi için de Türkiye'nin de bir takım gayeleri var ama inşallah o tarihteki misyonunu, gücünü daha da artırarak, çünkü geçmişten daha etkili olmak zorunda, yapar diye düşünüyoruz. Sorularınız varsa alabiliriz. Hep şunu okurduk. Yani sorudan ziyade biraz bir şeyler girmek istiyorum, müsaade ederseniz. Bir usta bir işi yaparsa ikinci yaptığı işi daha güzel yapar diye. Evet. Şimdi usta var. Daha önce yapılan da bir işle var, bir Osmanlı var. İnşallah bu daha iyi olacak. Sizi teyiden söylüyorum bunu. Tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İslam ülkelerinde sosyalizme bir hareket başladı. Biz de o girdapta maalesef girdik çıktık. Eğer Sovyetler çökmeseydi kesinlikle bu Türkiye'de komünist ihtilal olmuş. Hiç tereddüdüm yok yani. Evet. Eğer Sovyetler çökmeseydi Türkiye'de komünist ihtilal var yani. Çöktükten sonra hepsi bitiverdi. Şimdi ileri demokrasi, işte demokrasimizden kuşaklar, o açık bir olmak lazım. Bu pompalanıyor. Bu pompalanınca ki Bob da galiba bunun işeysi galiba açılımı da, Bob'un açılımı da bu yani. Ortadoğu projesi de bir kere demokrasinin yerleşmesi getirmesi arzusu. Şimdi de İslam ülkeleri demokrasiye doğru bir yöneliyorlar. Ama fikir olarak kendinden çıkan bir şey değil, dışarıdan pompalanıyor. Yönlendirmeden ziyade etkilenmek var burada, bana göre. Yani Türkiye'de dış ülkelerden bir tanesi kimi kandırabilir ki? Afrika'da kimi kandırabilir? Ama dıştan pompalandığı zaman yani fikir olarak tabii bugün televizyon, ulaşım, reklamlar, şunlar da büyük etki yapıyor tabii haliyle. Okyanuslarının gelmesi, televizyonlardaki ondan sonra haberlerin sürekli ondan sonra vermesi. İslam dünyasında demokrasiye doğru bir kayma var. Şimdi demokrasinin 150 çeşit olduğunu söylediler. İslam'daki istişare bunlardan bir tanesi olması lazım diye düşünüyorum ben. Yani o da bir demokrasi. Bir şey yani. Soru için hesabı soruyorsun, bütün anlıyorsun. Ekseriyete göre karar veriyorsun. Hep böyle yani. Şimdi tabii siz ümitli, ümit verici konuşuyoruz. Biz de hoşumuza bir tane tabii. İnşallah. Şimdi... ya, ümit verici konuşuyor, şey yapıyoruz. Hoşumuza gitti bu. Zaten beklediğimiz de bu. Şimdi şöyle bir şey var. Evet. İslam tarihindeki ana değişimler, büyük değişimler mutlaka bir illa da iyi olacak diye başlamıyor. Mesela Abbasi halifesi Bağdat'ta 1250'li yıllarda o dönemde İran'dır, işte bugünkü Afganistan'a doğru hakim olan Harzemşahlar veya Harzimşahlar var. Onların Abbasi halifesine güvenleri kalmamış. Bağdat'a gidip halifeyi indireceğiz diyorlar. Abbasi halifesi kurtulmak için duyuyor ki Cengiz Han diye bir adam var, Moğol. Müslüman bile değil ama bu Harzemşahlardan ancak o başa çıkar. Ben burada diyor seni desteklerim. Sen diyor Harzemşahların işini bitir. Destek istiyor. Adam bir geliyor ne Harzemşahlar kalıyor ne Abbasi kalıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Her tarafı düzlüğe geçiyor. Sığınacak yer bulamıyor. Ta Bağdat'tan kalkıyor Mısır'a gidiyor Abbasi halifesi. Ve bir daha da geri dönemiyorlar Bağdat'a. 250 yıl artık ondan sonra Kahire'de yaşıyorlar. Bazen hani bir musibet bin nasihattan evladır diye. İslam ülkelerinde devlet adamları tetik üzerinde. Yani batılı devlet adamları, çünkü biz hep şunu bilirdik. Yani bunlar batılıların maşası diye. Halbuki maşadan öte bu sene mesela 2010 yılında, 11 yılında özellikle Fransa'da bir çok ciddi böyle kriz oldu ama şimdi hiç konuşmuyorlar devlet başkanlığı seçimleri sürecinde. Meğer Fransa devlet adamları en sağcısından en sosyalistine varana kadar hepsi İslam ülkelerindeki çoğu İslam ülkesi liderlerin verdiği paralarla seçimleri kazanıyorlar, kampanyalar yapıyorlar. Sadece işte Kaddafi'nin artık belgeleri bile çıktı. 50 milyon avro para veriyor. 2007 yılında Sarkozy'nin seçimleri kazanması için. Niye veriyor? Çünkü Libya'yı daha güçlü devlet yapar. Fransa
yani gücünü alırsam diye. Ama aynen Moğollara çağıran Abbasi halifesi gibi yani Sarkozy'nin ayakları altında ezildi diyebiliriz. Yani İslam ülkelerinde ki devlet adamları batılılarla olmuyor, batılılarsız da olmuyor. İkileme arasında bocalamışlar. Umut var olmamız bizim coğrafyamızda bütün bu çevre ülkelerde demokrasiyi o 150 çeşitse o çeşit kadar en iyi yapabilen bir ülke olması. Tek partili hayata İslam ülkelerinin birçoğu hala geçemedi. Tek partili hayattan bir kısmı. Birçoğu da 90'larda vazgeçti tek partili siyasi hayattan. Biz ise 1950'de onlardan en az 40 yıl önce geçirdiğimiz için en azından o baskıcı rejimlerin tesiri bizim üzerimizde hissedilmedi. Son dönem kuşaklarda ve bu kuşaklar daha rahat hareket ediyor. Biz yani Tunuslu arkadaşlarımız vardı 90'larda bile. Yani Türkiye'de biz Özal'la birlikte iyice açılınca artık hiçbir şeyi hatırlamaz hale gelmiştik. Tunuslu arkadaşımız diyordu ki bir daha bizi diyordu hiçbir şekilde aramayın, telefon etmeyin, mektup yazmayın, mektup beklemeyin. Çünkü en ufak bir irtibatla bizim sonumuzun ne olacağı belli değil diyordu 95 yılında. Tabii. Yani çünkü yani tabii diyecek ki Türkiye'de bu adamla senin ne irtibatın var? Kim bu adam? Ne yapmak istiyor? Yani biz haliyle bizim farklılığımız yani sadece kişisel olarak gayretimizde değil toplum olarak geçirdiğimiz ciddi bir dönüşümü erken tamamlamış olmamız. Ben öyle düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle olsa İslam aleminde ne gibi bir tesiri icra? Valla Diyanet İşleri Başkanlığı özellik ne demek ben de çok onu yani anlamış değilim ama yani hayır aslında Diyanet teşkilat olarak baskıcı bir teşkilat, dayatan bir teşkilat değil. Yani bunun belki idari olarak devlete bir kolla bağlı ama o kol yani bakan veya şimdi başbakan yardımcısıyla bağlı. O bağı sadece temsili bir bağ. Yani bütün işlerini kendi içinde gören bir teşkilat. Yani tabii yani teşkilat kendi içinde görüyor. Yani başkan karar veriyor. Yani her verdiği kararı bakana sorup, oradan başbakana sorup, efendim işte 10 kişi alıyoruz, 50 kişi alıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Yani kendi içinde en fazla ama şuna dikkat ediyor tabii yani bu ülkede Diyanet'in aldığı kararlar ülkenin bütünlüğüne, ülkedeki dokuya zarar vermeyecek. Yani bir kelime, dergiye yazı yazıyoruz Diyanet Dergisi'ne. Dergideki yazıyı okurken bu kelime şu anlama çekilebilir diye değiştiriyorlar veya onu çıkarıyorlar. Niye? Çünkü bu özelliğiyle veya bağlılığıyla alakalı değil. Türkiye'deki dengelerin uyumunu riske atmamak için bilemezsiniz bir kelime kullanır. Toplumu tamamen, yani camide bir şey söyleseniz bile cami cemaatinin hoşuna gitmeyen bir anda cami karışabilir. Bunun Diyanet'in özelliğini ileri sürenler, Diyanet'in gücünden korkanlar aslında. Diğer taraftan yani istemeyenler, bizim gibi Diyanet'i iyi bilenlerin özellikle olursa daha güçlü olur diye düşünüyoruz. Fakat devletin desteğinden kopmuş bir Diyanet'in varlığı, geçmişte yani 80 öncesi Diyanet mesela çok zayıftı. Devlet Diyanet'e desteğini artırdıkça Diyanet güçlendi. Şimdi özerk olursa acaba daha da güçlenir mi? Bir ihtimal olabilir ama olmayabilir de. Çünkü İslam ülkelerinin hiçbirisinde Diyanet ve benzeri teşkilatlar bu kadar faal, bu kadar etkili değil. Diyanet'in varlığını kimse yani belki gelecek nesiller yazacaklar. Diyanet diye bir teşkilat varmış ve çok etkiliymiş diye. Bugün bizim anlamamız çok zor. Hocam şimdi özellikle son hükümet işte 10 yıldır belki işte 5 yıldır vesaire işte Kuzey Afrika ülkeleriyle
Dolayısıyla onların liderlerin ya geçmişte olmadığı kadar hem ekonomide hem de siyasette, sosyalitede iyi bağlar kurmaya çalıştı. Gaddafi'den başlayarak Mübarek'e kadar vesaire. Sonra böyle bir Arap Baharı diye adlandırılan bir şey işte. Sınırlar kalktı, vizeler kalktı. İş hacimleri gelişti. Eğitimde demin de işaret buyurduğunuz gibi iyi bir aşamalar kat edildi. Şimdi buralarda bir kaos yaşandı. İşte liderler gitti. Hani daha da işte Bahreyn'e sıçradı. Yemen'de de bir devlet başkanı da gitti. Yani ilişkiler anlamında burada da belki Türkiye'nin örnekliği de de bahsedilebilir. Böyle bir süreç yaşanırken şimdi bir ironi oldu. Yani o diyalog kurduğun insanlarla Müslümanlık ortak paydasında diyalog kurduğun insanlar kötü insanlar, diktatör insanlar oldu. Zaten belki öyleydi ama onlar öyle yaklaşılamazdı o zaman. Mesela Esad'la fevkalade güzel ilişkiler kurdu Türkiye Cumhurbaşkanı, Başbakanı. Ama şu an kendilerine göre işte altlarının oyan en büyük ülke Türkiye. İşte bütün muhalifler Türkiye'de toplantılar falan yapıyorlar. Yani böyle bir süreç yaşandı. Bu süreçten sonra Türkiye'nin hamiliği, abiliği ne durumda olacak? Yani size nasıl oldu bu yani? Valla ben şöyle söyleyeyim. Tabii Türkiye, ben haklıyım. Onlar da biz haklıyız dediği sürece o dönemlerde, yani geçen sene ve öncesinde bir araya gelemiyorduk. Türkiye bazı şeyleri görmemezlikten geldi. Mesela Suriye'ye gitmiştik. Halep şehrinde, şu anda Esad'ın bile yani kafasına vurduğu bir şehir, ezdiği şehirlerden biri. Üniversitenin girişinde büyük bir harita ve Hatay Suriye'de görünüyor idi. Geçen sene Şubat ayında. Henüz Suriye karışmamıştı. Suriye'de bir takım Türkiye'ye karşı kozlarından vazgeçmişti. Yani hani adeta hani böyle teşbih de hata olmasın, deli deliyi görünce sopasını saklarmış gibi. Şimdi biraz herkes yani bir anlaşma ortamı bulalım. Suriye'nin de buna çok ihtiyacı vardı. Ve Türkiye'den gelebilecek barış elini tutuyordu. Ancak yani en son Suriye örneğinde halk çok memnun değil hayatından. Yani halk her an patlamaya hazır, bomba gibi. Zaten hiç istemediği bir sistem var başında. Siz de o ülkeyle etkili olmaya çalışıyorsunuz. O da size elini uzatmış. Her gün sizinle görüşmek istiyor. Sizin bakanlarınızla görüşmek istiyor. Siz de o halkla bütünleşmek istiyorsunuz. Ve Türkiye'den Halep'e her gün onlarca otobüs insan Halep'teki yerleri gezmeye, Halep'i görmeye. Biz oradayken otobüs otobüs insanlar geliyordu. O ilişkileri yani farklı bir boyutta devam ettirerek etkileşim başlamıştı. Ama bir anda ne oldu? Yani bu liderler vasıflarını aslında kaybetmiş değildi. Kaddafi de bana göre ben yani bilebildiğim kadarıyla Kaddafi 42 yıllık iktidarında en iyi olduğu dönem yıkıldığı sene oldu yani. 42. senesi oldu. Yani en uysal olduğu, en uluslararası camiada popülaritesinin artık evet Kaddafi iyi bir adam değilse bile uyumlu bir adam. Mesela 22. Arap Birliği zirvesi yapılacak. Bütün Kaddafi finanse ediyor. 3. Avrupa Birliği, Afrika Birliği zirvesi yapacak. Kimsede para yok öyle. 100 milyon, 200 milyon dolar harcayacak. Bir toplantı yapacak. Yani altı üstü bir hafta devam eden bir toplantı ama çok külfetli ve masraflı bir toplantı. Kaddafi karşılıyor. Haliyle ancak o adam herkes bir yerde Türkiye'yi onlar da dahil olmak üzere. Mesela şu anda Tunus'ta Raşid El-Gannouchi 2003 yılında Türkiye'ye geldiğinde burada İstanbul'da bir görüşmemizde dedi ki şu anda dedi Zeynel Abidin'in partisi bile dedi AK Parti'yi örnek alıyor. Ha, biz zaten AK Parti'yi örnek alıyoruz ama çünkü AK Parti'nin veya bugünkü Türkiye'deki siyasi yapının herkes kendi ülkesi için bir dönüşüm ve rahat geçiş olacağını düşünüyor. Öyle yaklaştılar Türkiye'ye. Yani onlar da kendi katı değerlerini biraz yumuşatarak geçiş yapmak istediler. Ama
Bir kere Arap dünyasında olaylar, Tunus'ta çıkan olaylar, halkın ihtiyaçlarını karşılayamayacak seviyeye gelmiş olan bir dertler yumağı oluşmuş. Sizinle ne kadar iyi geçinmeye çalışsa bile sonuçta bir gün orada patlamaya hazır bir kitle var. Ancak niye patlamıyordu? İnsanlar biraz kendilerine güvenmiyorlardı. Libya'da mesela muhalifler 17 Şubat'ta bir yıl önce ilk olay yaptıkları gün bile, o gün bile bizzat muhaliflerin önde gelenlerinden biriyle yaptığımız görüşmede şunu söyledi. Dedi ki biz dedi kim ki Kaddafi'yi iktidardan sallayacağız, devireceğiz. Henüz devrilmemişti bunu söylediğinde de. Fakat dedi yani ortam gerildi zaten. Arap dünyası sallanmaya başladı. Bir de dedi o gün bizim gösterinin üzerine silahlarla saldırıp 20 kişiyi öldürünce halk tepki verdi dedi. O anda dedi artık biz Kaddafi ile mücadele edebileceğimize inanmaya başladık. O ana kadar dedi bizde böyle bir inanç dedi yıkılmıştı. Zaten getiremiyorduk bir türlü dedi. Ama o gün dedi o inanca kavuştuğumuza inandık dedi. Tabii asıl tetikleyen batıdaki bütün ekonomik krizler ve bu krizlerin yol açtığı, o ekonomik krizlerin batıya getirdiği tahribatı konuşuyorduk 2 sene önce. Bütün dünya medyası yani herkesin önünde olan bir şeydi. Bu krizler bir taraftan giderek yıkıcı olurken diğer taraftan petrol fiyatları gittikçe artıyor. 30 dolara petrol alıyordunuz Libya'dan varili. Libya'da petrolün varili oldu 120 dolar, 130 dolar. Ve Libya eskiden işte 100 bin varil petrol çıkarırken 2011 yılında 1 milyon 700 bin varile çıkardı. Bunu 100 küsür dolarla çarpınca günlük şu kadar milyon, 100 milyon dolar yapıyor. Ve bu paraları Avrupalılar ihtiyacı var. Bu petrole, dünyanın her şeyi petrole dayalı. Arabistan'ı, Libya'sı, Nijerya'sı dahil ettiğimizde dünyanın %70, %80 belki petrol veya %50 petrol ihtiyacını karşılayan Sudan'dı falan. Bu paralar Avrupalılar mesela ne diyorlardı? İşte sana uçak vereyim, sana bilmem ne vereyim, teknoloji vereyim. Ama Çin diyordu ki al sana para. Kimi zaman hibe, kimi zaman yani yerleşmek istiyor çünkü kıtaya. Ve bir anda para girdi. Ben Afrika ülkelerini 89'dan beri yani azıcık okumaya başladık. 90'lar hele 2000'lerde iyice takip etmeye başladığımda Afrika'da kalkınma hızı %7'ler, %8'lere çıktı. Hiç taşın kımırdamadığı, yani rüzgarın esmediği Afrika ülkelerinde tırlarla dünyanın her tarafından teknoloji akıyor. İnşaattı, kalkınmaya yönelik hamlelerdi. Afrika bir kıpırdanmaya ve ayağa kalkmaya başladı. Petrole çok para veriyorlar, Afrika'ya yatırım yapılıyor ve bu liderler yapıyor. Siz de Türkiye olarak açılıyorsunuz ve yetki bu liderlerin elinde. Siz ne diyeceksiniz? Siz yıkılana kadar ben oraya gelmeyeceğim. Aslında Türkiye bunu denedi. 2005'e kadar uzak durdu ama baktı ki Türkiye mesela biz 2005'te Libya'ya gittiğimizde dünyada etkili olan ülkeler açısından söylüyorum. Amerika en üst seviyede ziyaret gerçekleştirdi Libya'ya. Dışişleri Bakanı'nı gönderdi o gün için. Üst düzey bir ziyaretti. Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Cumhurbaşkanı, Başbakanı, İngiltere Başbakanı hepsi Libya'ya gittiler. Bugün ben yanlış yaptığımda hayır. Ama şu an başsız onda, kaldılar. Ondan sonra hayır. Olur. Şöyle. Yani şöyle tabii sistem değişiyor. Yani o adamların alternatifi yoktu ki. Yani onların hemen yerine oturtacakları bir muhalif lider kavramı yoktu. Şimdi mevcut liderlerden palazlanacak, güçlenecek kişiler gelip önlerine oturacak. Orada Türkiye'nin payı var mı hocam? Yani mesela işte Türkiye'nin Danuşi ön planda değil ama onun hareketinin Türkiye'nin payı şöyle bir şey. Yani oralarda tesirli, etkili olma anlamında söylüyorum. Yani etkili yani olmak etkili olmak şu demek değil. Osmanlı'da olsa hani valiyi değiştirirdi, başka bir vali getirirdi. Böyle bir etki yok artık ama şu var. Türkiye
bu ülkelerle daha sıkı irtibatını geliştirip her ortamda her şeyi konuşabiliyor. Bu bundan daha büyük bir etki olamaz bence. Yani desteklediği parti iktidarı şu anda. Destek derken yani şöyle desteklediğimiz hani Türkiye o partiye ne maddi ne de eleman desteği vermiş bir ülke değil. Ama bu model bize daha uygun diyen parti gelip mutlaka AK Parti'yi inceden ipliğe inceleyip iğneden ipliğe onu ne yapıyor belki böyle yaparsak kazanırız diyor. Cezayir'de FİS vardı. FİS'in var mı şu anda önce? FİS'in şu andaki durumu Cezayir maalesef en son işte geçen sene bir de referandum yaptılar veya mecliste bir kanun kabul ettiler. FİS ve benzeri herhangi bir partinin meclise girmesi daha doğrusu dini herhangi söylemleri olan partiler siyaset yapamaz diye karar aldılar. O yüzden FİS'in Tunus gibi, Fas gibi, Libya gibi değişmesi şu an için henüz bir hareketlilik yok. Ama böyle bir şey olsa Cezayir'de de kesinlikle yüksek oranda gelecekler. Çünkü oradaki iktidar da tıkanmış durumda. Kaldıramıyor. Yani o ülkenin yükünü kaldırabilecek devlet adamı şeyine sahip değiller, refleksine sahip değiller. Genelde bütün bu Afrika ülkelerindeki liderler ya Sovyet danışmanlar, ya Fransız danışmanlar, İngiliz danışmanlarla idare ediliyordu. Şu anda o da kalmadı. Yani Amerika Çin'le Afrika üzerine büyük bir rekabet içerisinde ve Çin'in önünü kesmek için hamleler yapıyor. Ve kısa vadede Amerika'nın Çin'le başa çıkması Afrika'da çok zor. Çünkü Çin 20 yıldır yol alıyordu. Yani Amerika 2005'te başladı. Henüz 3-5 yıllık bir, 7 yıllık en fazla gayreti var. Çin'i durdurmaya çalışıyor. Şu andaki en büyük hamlelerin başında bu geliyor Afrika üzerinde. Türkiye yani ne Çin'le ne Amerika'yla herhangi biriyle sürtüşmeden kendi imkanlarıyla özellikle de sivil toplum kuruluşlarının Kuzey Afrika'da etkinliği hemen hemen yok sivil toplum kuruluşlarının ama oralarda da oluşması için gayret ediliyor. Olduğu gün herhalde biz geçmişteki o hem fikir olma, birlikte hareket etme reflekslerini daha rahat kazanacağız. Ben kanaatim o. Mısır'da Tunus'ta Libya'daki şu andaki Çankantı'da ki konumda turunda onların bizimle ilgisi şu anda irtibat etmez. Valla ben şu anda o bölgelerden bir iç çatışma ortamından çıktıkları için hem fikir olabilecekleri bir sistem arayışı var. Henüz bunu oturtamadılar. Özellikle Libya'da. Çünkü Libya çok geniş bir ülke. Türkiye'nin iki katından fazla toprağı var. Yani belki bu toprak bile değil çöl ama fakat oldukça verimli bir çöl. Haliyle kabile reisleri daha fazla imkan elde etmek için herkes bir şeyi öne sürüyor. Yani ben işte bakanlık alacağım, şu bakanlığı alacağım, ben petrolden bu kadar hisse alacağım diye. Fakat merkezi hükümetin de oluşmaya çalışan verebileceği bir imkan var. O yüzden Türkiye olabildiğince diyaloglarını geliştirerek karşılıklı görüşmeler yapıyor. Burada hani doğrudan müdahale gibi zaten bir şeyimiz, imkanımız yok bizim. Fakat oradaki sistemler model olarak biz her ne kadar biz model değiliz desek de onlar model olarak almaya çalışıyorlar. Yani bu etkileşimdir. Ne kadar etkilenirseler Türkiye'den bu sadece bizim dayatmamız zaten olmaz. Onların da gelip birebir alması onların yapısına uymaz.
zaman alacak. Yani bu birkaç yıl içerisinde netleşecek. Hemen olması çok zor. Petrolün doğru %30'unu şu anda petrolün %30'unu Fransa alıyor. Hayır, yok, alamıyor. Daha onu işte almak istedi ama fakat alması uluslararası birçok taşın tekrar yuvarlanmasına sebep olacak. Ama %3,5'tu. Hisseyi o %35 Fransa çok açgözlük yapmaya kalktı. Tabii Fransa burada kendi başına yapmıyor bunu. Fransa'yı orada Amerika kullanıyor. Yani Fransa, Amerika olmadan Libya'ya elini süremezdi. Amerika kendisi girmiyor. Daha çok başka ülkeleri kullanıyor. Katar'ı kullanıyor. İşte Fransa'yı teşvik ediyor. Burada bizim şansımız, yani bizimle ilgili de bir takım böyle şeyleri yaymaya çalışıyorlar ama Türkiye bunu mümkün mertebe üzerinde Türkiye'ye uymuyor. Mesela Somali'de Eşşebab örgütü işte buraya ilgisinin arkasında Amerika var falan filan diyor ama sonuçta oradaki insanlarımızın faaliyetlerini görünce Türkiye'de bu hiçbir şekilde Amerika ile irtibatlı olmadığını zaten biz en azından kendimiz bir Arap ülkesine gittiğimizde, Katar'a gittiğimizde oradaki bir Amerikan varlığıyla Türkiye'nin Amerikan neredeyse varlığı arasında bir benzerlik dahi kurmak mümkün değil. O yüzden biz yani kendimiz olmaya çalışıyoruz. Kendimiz olduğumuz zaman daha çok kazanan ülke olacağız. Yani o çocukların hepsi tabii Hüdayi Vakfı onları getirdi. 70'in üzerinde onlar da ben Fransızca olanlarla konuşuyorum. İngilizce olanları var. Şimdi onlar Türkiye'yi de bayağı ilerlettiler. Belki 1-2 aya kadar Türkçe konuşacağız onlarla. Bir yıl kalacaklar ve gidip orada Hüdayi Vakfı'nın yapmış olduğu faaliyetlerde hizmet edecekler. O gençler, onlar tabii hepsi pırlanta gibi.